Babamın zaten çalışma ortamı evin içindeydi. Hatta bir tezgah vardı evde. Yarı atölye, yarı ev gibi bir ortam vardı. Viyana okulu sanatçılarından çok etkilendim. Para biriktirip işte gidip kitaplarını falan alıyordum lisede. Beden bir kere her zaman benim resmimin temel kavramı. Önce işte pastelle füzenle çiziyorum, üstüne boya koyuyorum. Üstüne tekrar deseni kaybettiğim noktalarda tekrar üzerine füzenli desen çiziyorum. Ben de o Dionysos'ça olan o duygunun, durumun, beden hallerinin peşindeyim. Merhaba sevgili seyirciler, Beyaz Tuval'e hoş geldiniz. Beyaz Tuval bugün genç bir sanatçı konuğu misafir ediyor. Hem sanatçı, ressam hem de sanat eğitimcisi. Hoş geldiniz Sayın Nesli Türk. Hoş geldiniz. Çok mutluyuz sizi konuk ettiğimiz için. Genç sanatçılara da böyle ara ara yer veriyoruz. Çok seviniyoruz bundan dolayı. Biz de seviniyoruz. Evet, şimdi sizi tabii kısaca tanımak istiyoruz öncelikle. İzmir'de doğmuşsunuz. Sanatla evet. ilgili bir aileniz var. Hatta neredeyse bir atölyeye doğmuşsunuz. Yani atölyede büyümüşsünüz. Çünkü abiniz heykeltıraş, babanız ahşap heykeller yapıyor, değil evet, mi? Aynen öyle. Biraz sizden dinleyelim buraları. Tabii yani sizin de dediğiniz gibi böyle bir ortamın içinde büyüdüm. Babamın zaten çalışma ortamı evin içindeydi. Hatta bir tezgah vardı evde. Yarı atölye, yarı ev gibi bir ortam vardı. Abim de heykeltıraş. Şu anda da İzmir Devlet Opera Baleti'de realizatör olarak çalışıyor. Sahne dekor. Cumhur Atatürk. Sanatla ilgilenmenizde abinizin ve babanızın rolü çok büyük. Yani anneniz de var ama. O de var. İlk perspektifleri sanırım 5-6 yaşlarında abiyle, değil mi? Hayal evet, gücünüzde evet. de annenizin çok büyük bir masal anlatmalarla Kesinlikle. Falan bir etkisi var. Tabii onları öyle görüyorsunuz. Siz de hani rol model alıyorsunuz. Abim dediğiniz gibi ilk kez benim önüme bir kompozisyon kurmuştu. Aynen buna benzer bir sehpaydı, hiç unutmuyorum. O zaman tabii ben hani çocuklar kavramsal düşünür biliyorsunuz. O yüzden böyle üst üste uçan kitapları dizmiştim. Hiç hani fazla da bakmadan. Sonra nasıl olması gerektiğini anlattığımda tabii öyle bir aydınlanma olmuştu. Annenizin o katkısı, masalları dinlesin. Annem çok kitap okuyan bir kadın. Hala da öyle. Çok geniş bir hayal gücü var. Kendi kurguladığı masallar. Tabii evet. İlginci o zaten. Evet. Evet ve o anda hani evet. spontan yani beni uyuturken o anda oradan oraya atlayarak bir müthiş bir kurgu yapıyordu. İnanılmaz bir şey. Yani ben tabii şimdi daha iyi anlıyorum kıymetini. Çok öyle hayal dünyasını genişleten bir şey. Çok güçlü bir kadındır, evet. Doğru. Ne güzel, şanslıymışsınız. Sonra lise dönemi geliyor. Lisede evet. sevdiğiniz sanatçıların kopyalarını yapmaya başlamışsınız, eserlerini. Adeta böyle bir lisede işte bir kopyaları yapan, o özel eserleri yapan bir ressam gibi görünmeye başlamışsınız okul hayatında. Özellikle de sizi Egon Schiele çok etkilemiş değil mi o dönem için? Evet, Egon Schiele, Gustav Klimt gibi Viyana okulu sanatçılarından çok etkilendim. Para biriktirip işte gidip kitaplarını falan alıyordum lisede. Derslerde de aslında çalışkan da bir öğrenciydim ama derslerde özellikle lisede artık böyle bir lise sona doğru sıkılıp işte kenarda kitap okuyayım, kenarda bir şeyler. Ama hep bu var değil mi? Resimle ilgisi, sanatla ilgisi olan çocukların hep okumayacağı düşünülür. Halbuki başarılı. Ben çok başarılı bir öğrenciydim. Yani. Hatta ailem ilk başta benim daha işte böyle yok hukuktu, tıptı o tip bir şeyler okumamı istediler ki okuyabilirdim ama. Vazgeçiremeyince de destek oldular tabii ki.
Harika. Bir de şey var, bu Egon Schiele'nin yaptığı sulu boyalar, o hapishanedeyken yaptığı sulu boyaların çok etkilediğini okuduk sizi. Hatta o işte üstündeki çuval gibi giysiler sizi ve yüzündeki acı sizi rahatsız etmiş. Bu bedeni soymak gerektiği duygusuna belki. Evet, ben Egon Schiele ile ilk karşılaştığımda zaten çarpıldım. Hani çok etkilendim. Müthiş bir heyecandı o dönem. Tam yapmak istediğim şeyi yapmış. Aynı dili yakalamış diye düşündüm. Çok dediğim gibi kopya yaptım ondan ve o duygu şu, yani Egon Schiele'nin hayatına baktığınızda tabii çok da şey, sorunlu resimleri yüzünden sansüre uğrayıp hapse atılıyor. Küçük çocukları model olarak kullandığı için orada da bir sanki çocuk tacizi falan filan hikayeleri var gibi. O evet, hapishanede yaptığı sulu boyalarda çok dediğiniz gibi bol kıyafetler içinde böyle sıkışmış acı çeker pozlarda kendisini resmetmiş. Orada öyle bir duygu oldu bende. O kullandığı yüz ifadesi içeriği merak ettiriyor değil mi? Nedir o yani? Evet, zaten ekspresyonist sanatçıların derdi o. Yani Türkçe'ye dışa vurum diye çevrilir ama ifadecilik diye çevrilse daha doğru olur. Peki liseden sonra 2002 yılında işte o annelerinizin, babanızın bir doktor, bir mühendis, bir şey olmanızı beklerken sonunda destek olmakla devam eden süreci başlıyor. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümüne giriyorsunuz. Ardından da Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü 2003'te. O yılları dinleyelim mi? Şimdi aileyi bir ikna ediyorsunuz, başlıyorsunuz. Sonra neler oluyor bu süreç? Bir de neden değişiyor yani? Evet, Yeditepe'den Mimar Sinan'a bir geçiş başlıyor. Evet. Başlıyor burada çünkü o geçiş, değil mi? Evet, evet. Biraz orayı dinleyelim mi? Tabii, yani şöyle, ben ilk sınava girdiğimde Mimar Sinan heykel bölümünü kazandım. Aynı zamanda Yeditepe Plastik Sanatları kazandım. Fakat heykel değil, mutlaka resim okuyacağım diye şartladım kendimi. Yeditepe'yi kazanınca da bir sene hazırlık okuyayım, işte İngilizce öğreneyim. Ki çok iyi bir İngilizce eğitimi, mesleki İngilizce ile birlikte veren bir okul. İngilizceyi halledeyim, sonrasında bakarız diye düşündüm. Tekrar sınava girdim. Mimar Sinan resim olunca geçiş yaptım. Yani Mimar Sinan biliyorsunuz sanat okumak isteyenler insanın hayali. Nasıldı yani? Şimdi ikisini karşılaştırdınız. Orada İngilizceyi hallettiniz mi bu arada? Hallettim. İyi olmuş. Yani en azından o tercih yerini buldu. Evet. Orasıyla vesaire, burayı bir karşılaştırma yapabiliyor musunuz o süreçte? Sanat eğitimi açısından. Ya çok, Yeditepe de çok iyi bir okul. Kesinlikle evet. Orada sorun yok. Ama dediğim gibi hani bir adı var diyorsunuz. Tabii yani 19 yaşındasınız. Hani bir heyecan, bir şey. Oraya yani ait 130 senelik yani akademi. Evet. Ait olma duygusu çok farklı oluyor değil mi? Ya bir de özel okulda ben yoruldum biraz özel okulun ortamından o zaman. Öğrenci olarak, burslu okuyan bir öğrenci olarak beni zorladı. Yoksa okul, hocalar, yani hocaların tabii ki en iyi okullardan bir tanesi. Tabii ki. Peki şeyde, Mimar Sinan'da kimlerdi hocalarınız? Nasıl bir eğitim gördünüz? Ne kadar etkiledi sizi? Yani Mimar Sinan'da bir atölye durumu var. Farklı atölyelerin farklı hocaları ve o hocaların farklı anlayışları var. Ben dolaşıyordum bütün atölyeleri aslında. Yani bütün doğrusu bu değil mi? Hepsini görmek lazım. Evet evet. Ya atölyemi değiştirmedim ama değiştirebiliyordunuz. Ama işte bu şekilde hepsini... Hangi atölyeden mezun oldun? Mehmet Mahir Atölyesi. Daha sonra Kemal İskender. Diyaloğumuz oldu. Sıkı. Evet. Peki daha öğrenciyken, yani okurken
kazandığınız başarı ödülleri var. Bence çok önemli bu bir öğrenci için, değil mi? Hani bunun bir öğrenciye katkılarını konuşalım. Bu ayrı. Bir de şunlardan bir hani kısaca bahsedelim. 2007'de... Pardon, bu arada çok özür diliyorum. Hocalardan bahsetmişken Kasım Koçan'dan geçmiştim. Tabii. Evet, için. Evet. Bana çok emeği geçmiş sevgili hocam. Kasım Hoca'ya da sevgilerimizi gönderelim buradan. Bunun dışında tabii mutlaka. Bir de bir diyalog halinde oldum. Çok etkilendiğim, şu an diyalog halinde olup etkilendiğim Erdoğan Zümrütoğlu gibi önemli sanatçılar var. Hayır, hepsini şimdi hepsi şey oluyor. Evet, değil. Oraya git, tabii sıkıntı başlayacak. Evet. Şimdi. 2007'de Kültür ve Turizm Bakanlığı resim heykel yarışmasında Özgün Baskı Başarı Ödülünü alıyorsunuz. Bu okurken çok önemli bir şey tabii. Evet. 2007-2008'de 2 yıl üst üste de İpek Ahmet Merey resim yarışması başarı ödüllerini alıyorsunuz. Şimdi biraz bunlardan söz edelim. Bir de bunlar size nasıl bir yol açtı, nasıl bir motivasyon sağladı, ne kattı? Bunları da konuşalım. Çünkü genç sanatçılar için, sanatçı adayları için, öğrenciler için önemli. Önemli değil mi bunlar? Evet, tabii. Yani ben baskıyla da uğraştım. Hemen hemen litografi dışında tüm baskı teknikleriyle bir dönem ciddi anlamda haşır neşir oldum. Serigrafiyle almıştım, İpek baskıyla almıştım o ödülü. Tabii bir taraftan o sırada atölyelerde asistanlık yapıyordum. İşte bir dönem Ömer Umuç Atölyesi'nde asistanlık yaptım. Tabii hem okuyup hem yani verimli de oluyor tabii ki de, oradan da bir şeyler öğreniyorsunuz. Ama tabii ki yorucu ve zor bir süreç. O ödülü aldığımda çok mutlu olmuştum tabii. Yani ya sizin en temel özelliklerinizden biri bu zaten. Yani hem resim çalışmalarını hiç bırakmamışsınız. Hem işte atölyeyi yaptığınız işi dışarıda yaptığınız, yani geçiminizi sağlamak için yaptığınız işleri, hem çevirileri, yazıları hepsini birlikte sürdürmüşsünüz. Bu büyük bir mücadele örneği aslında, öyle değil mi? Evet, biraz öyle. Tabii. Bu bence güzel ve öne çıkarılması gereken bir durum. Çünkü hani geliyorlar işte ekonomik sebeplerden dolayı başaramadık diyordu. Bir yol var değil mi? Eğer gerçekten öğrenmeye, okumaya devam etmeye veya bu alanda kalarak yaşamak, meslek olarak buradan kazanmak söz konusuysa insan bir yolunu bulabiliyor. Evet, ama şunu da söylemek lazım. O kadar da kolay şimdi, değil tabii. Çok zor, zor, çok sevmek gerekiyor. Ama şunu da söylemek lazım. Keşke bir bugün Türkiye'de yaşayan bir sanatçının başka bir şey de yapmak zorunda kalmasa. Yani ben sadece resmimizi düşünüyorum. Tabii yani şimdi ben mesela okuldan çıkıp atölyeye geliyorum. Okula gittiğim günler atölyede yarım gün çalışmış oluyorum. Yani iki işte birden çalışmış oluyorsunuz. Akıl da dağılmış oluyor. Konsantrasyon da dağılmış. Tabii çok zor bir şey yani. Keşke buna gerek kalmasa, ama gerek kalıyor maalesef. Evet. Ama işte bu hani bahaneler oluyor ya başka yerlerde duyduğumuz. Bu bahanelere gerek yok. Eğer devam etmek gibi niyet var tabii ise ki, tabii bunun ki yolu var. Ama ne yazık ki günümüz koşullarında bizim isteğimiz şu an zor. Birazcık para görünmüyor oraya. Evet, öyle. Yani bir taraftan verimli de oluyor. Ben mesela üniversite hocası olduktan sonra öğrendiğim şeyleri, öğrenciliğimde öğrenmediğim şeyleri araştırıyorsunuz, ediyorsunuz. Ya bir de gençlerle birliktesiniz. Onların yaratıcılıkları size bambaşka kapılar açıyor belki, değil mi? Yani hem öğretiyorsunuz, öğretirken de öğreniyorsunuz. Evet, bu arada söyleyelim, Nişantaşı Üniversitesi'nin hocalarından birisiniz. Evet. Şimdi 2009'a gelelim mi? 2009'da siz lisans eğitiminizin ardından 2010 yılında Erasmus'ta Almanya'ya gidiyorsunuz. Evet. Şimdi orada da bir eğitim gördünüz. Oradaki eğitimle buradaki farklar veya da size ne kattı? Bir o Almanya'yı da bir dinleyelim. Evet, bir dönem Almanya'da kaldım. Zaten Alman ekspresyonistlerinden, Alman romantizminden, sanatından, felsefesinden çok etkilendiğim için ki resimlerimde de görülüyor. Hep gitmek istediğim bir ülkeydi. Yüksek lisans yaparken gittim.
Ben aslında okula çok gitmedim açıkçası. Daha çok şehirleri, müzeleri gezmekle. Zaten Erasmus. Erasmus'ta okunmuş. Evet. Türkiye'de de eksik olan o yani. O da yani, kadar çok müze var ki. O da bir eğitim. Evet, yani inanılmaz. Çok küçük, alakasız bir şehre gittiğiniz zaman bile gördüğünüz eserler dehşet verici oluyor. Ama okulun ortamı, eğitimi için şunu söyleyebilirim. Çok özgürlükçü. Yani her öğrencinin mesela bir hoca gibi kendi çalışabileceği alanı, atölyesi var. Daha öğrenciyken şeyler, sergiler, bir ortam gibi davranıyor. Evet. İmkanlar geniş. İmkanlar geniş, öyle bir özgüven, bir de özgürleştiriyorlar anladığım kadarıyla. O tabii çok kıymetli bir şey. Yani kalıba sokmak yerine özgürleştiriyorlar öğrenciyi. Aynen öyle. İşte onları gör, gel sonra burada direneceğim diye devam et. O da bir şeyde handikap oluyor. Biraz öyle oluyor. Evet. Almanya dönüşü, ilk serginizi açıyorsunuz. Bedenin Hafızası sergisi. Evet. Bu çok ilgi gördü. Yani biz de takip etmiştik o dönemlerde basından. Ve diyorsunuz ki evet, tüm deneyimlerimizin kaynağı bedenimizdir diyorsunuz. Ve bir de günahla, ayıpla ilişkilendiriliyor bedenimiz. Biraz buna da sanki tepki var gibi, değil mi? Bu bedenlerle ilgili yaptığınız resimlerde. Evet, yani şöyle, yüzyıllar boyunca gelen bir metafizik düşünce var. Hani beden geçici, bu dünya geçici, öte dünya aslında. Beden işte ruhun hapishanesi gibi görülüyor falan. Ta ki bu başka bir türlü de olabilir diyor mesela Nietzsche, varoluşçu filozoflar. Ben onların düşüncelerinden de etkileniyorum. Başka bir, öyle bir aşkın bir durum yok. Hani bu dünya neyse o, biz beden, ben bedenimim diyor mesela Sartre. Ben de bunun peşinden gidiyorum. Yani bu yaşayan, algılayan, işte acı çeken bedenin ve işte bir taraftan yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek durumunda olan, mesela object de önemli bir kavram. Bir resimde Julia Kristeva'nın geliştirmiş olduğu object kavramı. Yani beden sürekli bir şey, yani sıvı üretme halinde, yani işte dışkılama falan benzer, sıkıntı, kusma gibi. Bu sıvılarla, yani bu haliyle bedenin, mesela Korkunun Güçleri kitabında Julia Kristeva bu haliyle barışmak, öz bedenle barışmaktan bahseder. Mesela Orta Çağ'a baktığınızda insanlar birbirlerinin bedenlerini pek eşler bile görmüyorlar. Birçok bir yıkanma pratiği bile yok. Hep bir kapalı, hep kirli bir beden ki şu anda da zaten aslında ilahi dinlere, kitaplı dinlere baktığımızda bu meselenin de devam ettiğini görüyoruz. Özellikle kadın bedeni, evet, üzerinden kadın bedeni, bir politika. Günah ve ayıp. Günah, ayıp tabii. Bedenin sınırlarını deneyimlemek diye bir kavramınız da var. Bu resimlerinizi anlatırken söylemişsiniz. Biraz büyük bedenler yapmanın anlamı da bu herhalde, değil mi? Evet, Corpus Magnum'du zaten son sergimiz. Onu ayrıca konuşalım. Evet, önemli büyük beden son sergimiz. Için. Evet. Şimdi o korpusu daha açalım, orada anlatırız ama şu eğitim kısmı bitmiyor. Durmadan devam ettiğiniz için. Burayı okuyacağım çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. 2013 yılında Mimar Sinan'da yüksek lisans programınızı 20. yüzyıl resminde ekspresif beden imgesi isimli eser metni çalışmanız ile bitiriyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Evet. Aynı yılda gene sanata yeterlilik programınızı ekspresif bedenin melankoli kavramı ile ilişkilendirilmesi, doğru söyledim değil mi, çalışmasıyla tamamlıyorsunuz. Şimdi zaten böyle çalışmanın adını söylediğiniz zaman bayağı hep beden var yani. Hep beden. Yani bir, ne ilgi var. Çok ciddi bir orada bir felsefe yatıyor. Bu çalışmaları, o programlarda bunların detaylarını biraz anlatır mısın? Tabii yani
Beden bir kere her zaman benim resmim temel kavramı. Zaten hani doğrusal bir çizgende ilerlemiyor. Sarmal belli kavramların etrafından geçerek, çapını genişleterek ilerliyor. Melankoli işin içine girdi. Tabii ben Albert Dürer'in Melankoli isimli gravürü vardır. İşte Rönesans 1400'lerde yapmış oldu. O gravürden çok etkilendim ve melankoli nedir diye araştırdım. Cogito'nun bir sayısında çok detaylı ele alınmıştı. Oradan bir okumaya başladım. Ondan sonra zaten bu tezimi de bunun üzerine yapmaya karar verdim. Şimdi Rönesans'ta melankoli önemli bir kavram. Deha'yla ve yaratıcılıkla ilişkilendiriliyor. Daha öncesinde bir tür hastalık durumu, işte mesela dört kişilik tipi var. En alt kişilik, en işte dikkati değmeyen uğraşlarla ilişkilendiriliyor. Fakat Rönesans'ta melankoliklerin bu içe kapanık halinin aslında yaratıcılığın ön koşulu olduğu ortaya çıkıyor. Gravürde de Dürer bir kadın figürünü, şu konu, zaten şu poz melankolinin pozudur. Böyle yüzünü eline dayamış halde tasvir eder. Etrafında da işte Satürn mesela, melankolinin gezegeni, işte yukarıda Satürn, işte etrafında ölçmeyle, sayı saymayla ilgili bir sürü orada sembolik hikaye var. Tabii onlar çok uzun uzun anlatılması gereken şeyler. Oradan ben yola çıkarak bir dizi resim yaptım ve Sanatta Yeterlik metninin de altyapısını bu oluşturuyor. Şimdi 2015'te gene bu Sanatta Yeterlilik programı devam ederken de bir sergi yaptınız. 2015'te değil mi? Karaduyu. Karaduyu, evet. Zaten kara safralılık diye de geçiyor. Melankoli gene melankoli ilişkili. Gene onunla ilişkili. Sergi, evet. Kara safra fazla olduğu için melankolik mizaç vardır. Dört suyuk teorisine göre. O da o yüzden kara safra, karaduyu. Dediğim gibi yine melankoliyle ilişkili. Şimdi biraz resimlere dönelim. İlk dönem çalışmalarınızda çok ciddi bir desen, altyapısı, pentür, belirgin şekillerde yansırken daha sonra da daha farklı malzemeler ortaya çıkmaya başlıyor. Daha akıcı, serbest çizimler görüyoruz. Biraz bu baştan itibaren bu devinimi bize bir anlatmanız mümkün mü? Evet, ya yani işlerin plastiğinden bahsedecek olursak, desen her zaman en belirleyici öğe. Zaten üç temel öğe var resimde, yani klasik resim sanatına baktığımızda. Desen, leke ve renk olmak üzere. Benim daha çok, zaten birini ön plana çıkarmak için bazılarını geri plana atmanız da gerekiyor. Son işlerde biraz daha açık uçlu bir hale geldi bu. Biraz daha geçirgen bir hale geldi. Bir belirsizlik, bitmemişlik, yarım kalmışlık hissi var işlerde. Gri bir armoni daha çok kullanıyorum. O da gene melankoliyle ilişkili. Çünkü gri renk olmayan bir renk. Hani evet, sıcak soğuk değerleri var ama renkin etkisini bazı yerlerde mesela gri kullanıp bu arkadaki resimler gibi rengi patlattığım noktalarda oluyor. Malzeme olarak akrilik, yağlı boya, bir yen alüminyum, karışık kolaj teknikler, birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. Evet evet, yani ben vermek istediğim etkiyi yakalayabileceğim malzeme neyse onu kullanmaktan çekinmiyorum. Herhangi bir şey yok yani, öyle yağlı boya çalışırım. Yani mesela önce işte pastelle füzenle çiziyorum, üstüne boya koyuyorum. Üstüne tekrar deseni kaybettiğim noktalarda tekrar üzerine füzenle
desen çiziyorum. İşte fonu akrilikle atıyorum. O şekilde yani. Nereye giderse biliyor kendi başına aslında. Kolaj önemli ama alüminyum falan da kullanıyorum. Evet. Aslında o tip malzemeler var yani boyayla karışan gümüş işte şeyler var ama onlar boyayla karıştığı zaman biraz parlaklığını yani karakterini kaybediyor. O yüzden aslında hani şey olsun, tuval üzerine karışık teknik olsun değil yani mesele. Tabii ki. Oradaki o etkiyi yakalamak. Evet, yani. Hani özel bir alan yaratıyor orada alüminyum folyo ve o da gene melankoliyle ilgili alüminyum folyo kurşuna benzer bir madde. Kurşunda melankolinin gezegeni olan Satürn'le ilişkili ki melankoli çalışan Kiefer gibi Satürn Zayt isimli bir sergisi vardı Kiefer'in. O da kullanıyor kurşunu. Ben işte tabii daha kırılgan ve daha narin bir malzeme olması dolayısıyla da alüminyum folyoyu tercih ediyorum. Yani daha yoğun tabii yani. Onun kullanmadığı malzeme yok. Engebeli arazi gibi resimleri evet. inanılmaz etkileyici. Evet. Ya, Almanya'da görmüştüm. Gördüm ben de. Çok gerçekten çok etkileyici. Evet. Yani uzaktan baktığınız zaman benzer bir etki veriyor kurşununa. O yüzden. Böyle aynı figürün çoklu imajları var sanki böyle değil mi? Böyle titreşimler var gibi. Evet. Biraz parçalanma, bölünme, çözülme falan ifadeleri de giriyor mu yani insanla ilgili burada içeri? Onu da merak ediyorum. Tabii tabii ya o işte melankoli ve hafızayla ilgili bir mesele aslında. Bir de bedenin hafızasını yakalamak diye bir söylemde bulunmuşsunuz. Bedenin hafızasını yakalamak. Evet. Evet zaten dediğim gibi üst üste binen yani aynı figürün farklı duygu durumları, halleri, yaşanmışlıkları, hafıza birikimi gibi. Palimpsest mesela önemli bir kavram bu anlamda benim için. Mesela Baudelaire hafıza devasa bir palimpsesttir diyor. Mesela kağıt işlerde de Aydınger kullanıyorum. Şimdi kağıda desen çiziyorum üzerine Aydınger'le tekrar öyle bir çok katmanlı bir etki oluyor. Hepsi aslında belli işte aslında kavramlara hizmet ediyor benim o için. O devinim ve o değişimi de üst üste bahsettiğimiz kavram. Değil mi? Evet. Yani orada bir şey oluyor. Sanki fotoğraf karelerini üst üste koymuşum gibi biriktirmek mi başlıyor orada? Evet biriktirmek diye. Bir de şey yani bir figürü o anını evet. değil de bir sürü farklı duygu anını belki evet. orada yığmak. Evet. Hepsini bir tuvalin üstüne yüklemek. Çok evet. etkileyici aslında. Sağ ol. Şimdi bu yıl ki bu hani dedim anlatacağız diye evet, durduk ya. Evet bu önemli ki bunu özel olarak konuşalım. Ben bunu söyleyeyim çünkü girizgahını yaptık. Sizden dinlemeye başlayalım orada. Arada biz de merak ettiklerimizi soralım size. Aslında şu an çok ilgi oldu değil mi? Resimleri üzerine konuşmak ilgi oldu. Evet, evet çok ciddi bir oldu. İlgi gördü. Evet güzel bir sergi oldu. Corpus Magnum ismi nereden geldi belki ondan bahsediyoruz. Evet, Corpus beden demek Latince. Aynı zamanda ölü beden, ceset anlamlarına da geliyor. Magnum da büyük demek biliyorsunuz. Hı-hı. Opus Magnum diye bir müzik terimi var. Büyük iş demek. Hı-hı. Oradan türettiğim bir isim. Şimdi bedenin maddi varlığı, dünyevi varlığına tabii de vurgu yapmak için. Zaten işler büyük yani mümkün olduğunca büyük yani bu dünyada kapladığı alan mümkün olduğunca geniş mümkün olduğunca işte et ve beden ve bunun yığılma hali. Özellikle de kadın bedenleri çoğunlukla değil mi? Evet kadın bedenleri de önemli. Pardon bedenleri çizerken bir model kullanıyor musunuz? Model kullanıyorum kendimi çoğunlukla kullanıyorum. Önce şöyle oluyor. Önce... Nasıl çalıştığınızı tamam. merak ediyoruz yani. Önce bir küçük bir eskiz evet. çiziyorum. Kurguyu yaptım. Yani neyi nereye koyacağım. Yani notlar falan da alıyorum onların üzerine. Ondan sonra figürlerin ve duruşlarını saptadığım zaman fotoğraf çekiyorum o duruşlardan. Sonra bu fotoğraflardan daha büyük desene geçiyorum. Yani bu sefer model kullanarak desen çiziyorum. Daha sonra
tuvale geçiyorum. Tabii o desen de bir başlı başına. Tabii tabii. Bir iş aslında yani hem şey iş, tabii hem iş tuvalet üzerinde yapacağınız işi kolaylaştırıyor hem de desenin kendisi de çok önemli benim için. Yani tuvale araç olmak dışında kendisi de bir iş olarak önemli. Bu şekilde oluyor çalışması. Peki bu sergideki tekniğiniz tam anlamıyla o eski boya sürüşlerinizden, desenlerinizden kopup artık bu demin bahsettiğimiz eskizin o hafif serbest haline dönüşüyor. Ve evet. Sanırım bir kadınla ilgili kapitalist sistemin dayattığı o klasik güzel kadını da imajı da reddediyor değil mi bu altyapıda? Aynen öyle. Zaten ekspresif bir diliniz varsa ister istemez onu reddetmiş oluyorsunuz. Şimdi Rönesans'tan beri gelen erkek bakışının hizmetine sokulmuş bir kadın imgesi var ki John Berger Görme Biçimleri kitabında çok iyi anlatır bu meseleyi. Feminist değilim ben aslında. Yani feminist, çünkü feminist deyince böyle bir çirkin kadın imgesi o tip çağrışına. Erkek düşmanı. Ama o da işte yaratılmış bir şey aslında. Yani. Aslında hani o yine kavramın içi boşaltılıp yanlış bir şeylerle doldurulmuş. Evet. Öyle tüketilmeye devam edilen bir şey. Sizin hep baştan beri anlattığınız şey bir sistem tarafından bir şeyin dayatılarak o rolü oynama zorunluluğunda bırakılmayı reddediyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Yani kadının güzel olması için o billboardlarda gördüğümüz veya işte ne bileyim podyumda, televizyonda, şurada burada gördüğümüz kadın imgesi değil. Bunun birçok versiyonu var. Evet. Yani bir bireyin güzel olabilmesi, tercihani olabilmesi için daha başka seçenekleri de göz önünde bulundurulabilirliğine mi dikkat çekmek istiyorsun? Yani öyle de değil aslında. Ben şeyi de seviyorum yani kadın bedenini çalışmayı da seviyorum. Ya yani o yumuşak, daha etsi ve daha böyle estetik, akışkan, daha özellikle şişman kadınlardır. Şu sıra, şu resimde dikkatimi çekmeye başladı. Yani o daha etsi halinde hoşuma gidiyor. Çok feminist anlamlar yüklemek istemiyorum aslında. Yani daha genel olarak insan varoluşuyla varoluşçu bir dili de var çünkü resmin. Ama tabii ki de dediğiniz gibi o şeyi de bir karşı duruş olsun da istemem. Hani, dayatılana karşı. Rönesans'tan beri gelen o güzel kadın imgesine zaten pürüzlü, deforme bir dili var. Mesela Nietzsche, Dionysos'ça bir baş kaldırı olmalıdır sanat diyor. Dionysos şarap ve esrime ve cinsellik tanrısı mitolojide geçen. Apollon'a karşı Dionysos'u koyuyor ki ben de o Dionysos'ça olan o duygunun, durumun, beden hallerinin peşindeyim biraz diyebiliriz. Güzel. Evet, merak edenler de sizin ağzınızdan dinlemiş oldular. Bu kıymetli bir kayıt oldu yani. Biraz oradan çıkalım böyle sona doğru geliyoruz ama mesela şiir yazıyorsunuz. Bu çok hoş bir şey çünkü bir sanatçı aslında bir çok yönlü de olmalı. Bunun yansıması var mı acaba resimlerinizde merak ediyoruz. Ya şiir de tabii daha şimdi ben ressam olarak varoluşumu hani bir... Ama ruhumuzu besleyen de bir şey var. Tabii bir hobiniz de var diyelim. Evet ya onda daha özgür davranıyorum. Ressamların da hobileri olabiliyor. Olmalı da evet, var. Şiir bizler de yapıyoruz yani. Orada daha özgür davranıyorum. Bir imge akışı oluyor. Şöyle o imgeler tabii bazen beni harekete geçirebiliyor resimde. Resimlere koyduğum isimleri de şiirlerimden alabiliyorum bazen. Mesela kuşlar hükmü gibi işte organsız beden, gerçi bu şey Arto'nun kavramı da isim şu anda geldi aklıma. Bazen aldığım oluyor yani şiirlerden. Yani mutlaka besleyen bir yanı var yani. Evet, evet. Parıltı gibi şuradaki ismi. Evet. Kurdum kalbi mesela. Ya daha evet, imge çok belirleyici olmayan
Yani resmin endüstri göstermeyen resimden onun daha kendi içinde, zaten resim de kendi içinde bir kendinde şey olmadan, kavramdan bağımsız olmalı bir taraftan da. Değil mi? Herkese yapan farklı bir etki belki yaratabilir. Evet. Şimdi son soruya geçmeden bir çeviri, yani çeviriler yapıyorsunuz zaten. Evet. Sanat kazası. Ama bunu bizim izleyicilerimiz de almak isterler, bilmek isterler. Satılıyor değil mi piyasada? Tabii ha, evet, Korpus yayınlarından. Çeviriniz, siz kazandırdınız bunu Türkçe'ye, bu anlamda önemli. Evet. Sanat Kazası isimli kitap. Evet, daha önce ben roman çeviriyordum. İlk kez böyle bir şey, teorik bir kitap oldu. Dört tane roman, İtaki'den çıkan dört tane, çıkmadı hepsi gerçi de, dört romanım var. Seviyorum dinle, uğraşmayı da seviyorum. Keyifli. Evet, onu almak isteyenler için duyurmuş olalım. Yani belki diğer romanlarınızı da almak isterler. Ne kadar var piyasada, bulunabiliyor mu bilmiyorum ama en azından biz sizin hani bu yönünüzü de duyuralım izleyicilerimize. Evet. Ve artık sona doğru geldik. Bir ilginç bir şey yapmışsınız. Ondan da bahsedip öğrenmişim. Bir şey yapmışım. Magazin kısmına geliyoruz şimdi. Evet. Gittim. Bir Türk filmi için filmdeki karakterleri yansıtan özel resimler hazırlamışsınız. Evet. Bunun hem de filmler kimin yani? İlginç kim var, ama kim değil mi? Yani evet, size böyle bir sipariş verildi. Siz buna özel çalıştınız anladığım kadarıyla. Biraz anlatır mısınız? Evet. Demet Akba ve Ata Demirer'in Niyazi Gül Dört Nana isimli keyifli bir filmdi. O film için bir sahnede gözükmek üzere Ata Demirer ve Demet Akbağ portrelerini yapmıştım. O kadar, ya şimdi ben bir ay uğraştım da portrelerle. Filmde bir işte bir dakika bile gözükmüyor. 30 saniye kadar. Resimler orada. Onlar da kaldı. Tamam. Tamam. O yönü güzel zaten. O güzel oldu. Çünkü evet, herkes orada görüyor mutlaka resimleri. Peki çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten keyifli oldu sohbetimiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Şunları sen al istersen. Getirdiğimizi dinliyorsa ben alıp gidiyorum. Program sponsorumuzun size armağanları evet, var. Bir Sikonart eskiz defteri. Eskizde çalışıyormuşsunuz. Kesinlikle. Bol bol ürettin. Böyle eve artık haberden de bir. O kadar desen. Hadi bakalım. Evet, o kadar desen. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Program sponsorumuz Ponart'a ve Ödün TV yayın ve çekim ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sanatla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.